Herkese merhaba. Hızlandırılmış kursa hoş geldiniz. Bugün Mısır'dan bahsedeceğiz. Hayır, o Mısır'dan değil. Daha eski. Daha eski. Daha eski. Daha gerçekçi. işte i̇şte bu. Antik Mısır. Nehir kıyısında kurulmuş medeniyetlerin belki de en çok etki bırakanıydı. Asurlu bir kral veya Asurcayı bilmiyorsunuzdur ama muhtemelen kral tutan kamunu biliyorsunuzdur. Ve Horus'un gözünün de bana dik dik bakıp beni yargıladığını fark etmişsinizdir. Yargıladığını hissediyorum. <laughs> Eski medeniyetlerden dendiğinde aklımıza Antik Mısır gelir. Bunun birkaç sebebi var. Mesela piramitlerin Antik Dünyanın 7 Harikası arasında ayakta kalan tek şey olması gibi. Ama daha da önemlisi Antik Mısır medeniyeti milattan önce 3000'den milattan önce 332'ye kadar sürdü. Bu süre tarihçilere göre eşe kadar uzun bir süre. Tarihi incelerken birçok yaklaşım benimsenebilir. Mesela tarihi felsefe hakkında bin yıl süren bir diyalog, büyük insanların çatışmaları olarak veya geleneksel olarak göz ardı edilmiş insanların yani kadın, yerel halk ve kölelerin bakış açısından bakarak görebilirsiniz. Hızlandırılmış kurs boyunca tarihi incelerken birçok farklı yaklaşım benimsemeye çalışacağız. Hocam hocam sınav için hangi yaklaşım doğru acaba? Of geçmişteki ben hatırlıyor musun? Üçüncü sınıftaki Fransızca notlarının hepsini o kıza vermiştin. O da sonunda seninle çıkmayı kabul etmişti ama şimdi neredeyse hiç e, parle Fransa yok. Tarihe farklı pencerelerden bakmakta böyle bir şey işte arkadaşım. Verdiğin her kararla bir şeyler kazanır bir şey kaybedersin. Tarım ve nehir kıyılarına kurulmuş medeniyetlerden bahsederken tarihe kaynak dağılımı ve coğrafya penceresinden bakmış olduk. Vahşi ve kaprisli Fırat'la Dicle eski Mezopotamyalıların bakış açısını nasıl değiştirdiyse Nil Nehri de Mısırlıların bakış açısını değiştirdi. Düşünce balonuna gidelim. Nil normal seyahat edilebilen ve iyi huylu bir nehirdi. Dünyanın en güvenli ve zengin tarım alanlarından biriydi. Nehir her yaz tarlaları tam doğru zamanda sulardı ve Ekim mevsimi için lazım olan mineralce zengin alivyonlar bırakırdı. Ekim Mısırlılar için o kadar kolaydı ki alivyonlu toprağa tohumları serper. Tohumların toprağa karışması için büyükbaş hayvan veya domuzları toprak üzerinde yürütür ve BOM! Kepek, incir, buğday, nar ve neşe gelirdi. Nehir kıyısında kurulan medeniyetlerin çoğunun aksine Mısırlı topluluklar yalnızca Nil Nehri'nin yanında yaşadılar. Bu nehir kereste ve Mısırlıların ilahi metal olarak gördüğü altın gibi değerli kaynakları taşımak için seyahat etmeye elverişliydi. Nin Nehri aynı zamanda kolayca kontrol altına alınabiliyordu. Nehir kıyısında kurulmuş diğer medeniyetlerin mahsulleri sulamak için karmaşık ve yüksek iş gücü gerektiren hidrolik mühendislik projelerine ihtiyacı olmasına karşılık Nin Nehri o kadar rahattı ki Mısırlılar havza sulaması denen basit bir su yönetimi türünü kullanmakla yetindiler. Bu yöntemde çiftçiler sulama için toprak, havza ve kanalları kullanıyorlardı. Kısacası Nin Nehri'nin mükemmelliği Mısırlıların daha az işle gıda fazlasına sahip olmasına ve zaman ve enerjilerini etkileyici projelere harcamalarına olanak verdi. Nil Nehri aynı zamanda Antik Mısır'ın iyimserliğini de açıklayabilir. Mesela eski Sümer dinine göre öteki dünya kasvetli ve karanlık bir yerken Mısırlılar ölülerini hayatta fayda sağlayan ve zevk veren şeylerle gömüyordu. Çünkü onlara göre öteki dünya bu dünyanın devamıydı. En azından Nil çevresinde yaşıyorduysanız bu o kadar da kötü bir şey değildi. Sağ ol düşünce bölümü. Şimdi kıymetli öğrencilerim size tarihlerden bahsedip korku salmayı düşünüyorum. Hayır bu değil tarihler dedim. Evet sağ ol. Tarihçiler Mısır tarihini 3 genel kategoriye ayırıyor. Her kategorinin kendine has hanedanlık sayısı var. Bu hanedanlıkların adını yalnızca konuda aşırı uzmanlar biliyor. Biz de aşırı uzman olmaya çalışmıyoruz. Eski krallık 2649 ile 2152 arasında hüküm sürdü. Orta krallık 2040'tan 1640'a kadar yaşadı. Ve 3000 yıllık olduğu için yeni krallık denilen krallık da önce 1550'den 1070'e kadar sürdü. Bunların arasında geçiş dönemleri de var tabi. Evet eski krallık. Bu dönem antik Mısır'ın görkemli olduğu bir zaman dilimi. Daha sonra Indiana Jones'u mükemmel kılan her şey bu dönemde var. Veya Giza piramitleri, güneş tanrısı Ra ve kutsal krallık düşüncesi. Kral veya Firavun ya tanrı ya da tanrıya yakın bir kişi olurdu. Aslında iyi şey iyi bir şey gibi görünüyor bu. Tabi Firavundan bir insan gibi davranmasının beklendiğini düşünmezsek. Ondan tanrı yani Nil gibi davranması bekleniyordu. Sakin, rahat ve iyimser şekilde. Bu hiç eğlenceli değil ki. Daha sonra tabi piramitler var. Görülmeye değer eserler olmalarının yanı sıra piramitler nüfusa siyasi ve sosyal olarak hakim olmanın temsiliydi. İnsanları başkaları için hayatları boyunca çalışıp lahit yapmaya ikna etmek kolay değil tabi. En meşhur piramitler M.Ö. 2575 ve 2465 arasında inşa edildi. Sphinx'te olan piramit Kefren için en büyük olan piramit Büyük Piramit ise Firavun kufu için inşa edilmişti. Piramitleri Mısır kanunlarına göre devlet için yılda belirli bir süre çalışma yükümlülüğü olan köylülerle köleler inşa etti. Bu da bizi esas soruya getiriyor. Neden? Neden biri böyle bir şey inşa etsin ki? Evet, önce Ra'dan başlayalım açıklamaya. Ra bölgesel tanrı olarak işe başlamıştı. Heliopolis'i yönetiyordu. Fakat e, en sonunda Antik Mısır'daki tüm tanrılar için önemli hale geldi. Ra güneş tanrısıydı ama aynı zamanda yaratma tanrısıydı. O zamanki düşünce şuydu. İnsanlar işlerini yaparsa tanrılar kozmik düzeni korur. Firavunlar da öldükten sonra tanrı olduğu için onları piramitler yaparak bile olsa memnun etmek mantıklı geliyordu. Mısır'da halkın benimsediği din aynı zamanda muska, büyü, kehaneti önem veriyor ve bazı hayvanların özellikle de kedilerin kutsal güçleri olduğunu söylüyordu. Evet, bu konuyu açmamın tek sebebi kedi resmi göstermekti. Evet, eski Mısır Krallığı inanılmaz bir şekilde okur yazardı. İki tür yazı vardı. Kutsal metinler için hieroglif ve kontrat, anlaşma gibi sıkıcı şeyler için kullanılan demotik yani halk yazısı. Eski Mısır Krallığı ile ilgili söylemek istediğim son şey deli zengin oldukları. Daha sonra milattan önceki 2250 civarında bir dizi kuraklık yaşandı ve firavunlar kimin hükmetmesi gerektiği konusunda anlaşmazlığa düştüler. O zaman daha ara dönemi denilen dönem yaşandı. Sonrasında da orta dünya geldi. Orta krallık mı? Ne? Cidden mi? Olamaz canım. Orta dünya olmasını istemiştim ben. Mısır tarihinin tam ortasında hobbitler olsa ne kadar süper olurdu ama değil mi? Evet, Hobbitlerin olmadığı Orta Krallık'ta Firavun'un iktidarı milattan önce 2040'ta yeniden kuruldu. Bazı önemli değişikliklerle. Öncelikle yeni yöneticiler Nubyalı yabancılardı. İkincisi yeni tanrılar geliştirdiler. Yıldız olanı ise adı saklı anlamına gelen Amun. Şimdi tarihten küçük bir ders vereyim. Saklı tanrılar her yerde olduğu için genelde iyi iş çıkarırlar. Amun Ra ile birleşti ve Amun Ra tanrısı oluştu. Amun Ra gelmiş geçmiş en iyi tanrıydı. Tüm Orta Krallık Firavunları Amun Ra için tapınaklar inşa etti ve ellerindeki tüm tüm fazlalıkları onun görkemine adadılar. Orta Krallık aynı zamanda fethetme ile de ilgilenmeye başladı. Özellikle de yeni firavunun memleketi Nubya'yı. Aslında Doğu Akdenizli Samiler tarafından fethedilmede ikinci ilgi alanlarıydı. Samiler bronz silahlar, karışım yaylar ve ateşli at arabaları gibi üstün askeri teknoloji kullanarak Mısır'ın çoğunu fethettiler. Ne? At arabaları normal miymiş? Neden hep ayarlarımı yıkıyorsunuz canım? Hiksoslar denilen bir grup Mısır'ın tümünü fethetti ama Mısır kültürünü yok etmek yerine Nil Nehri gibi rahat rahat takıldılar. Ama daha sonra Mısırlılar Hiksosların askeri teknolojisini aldı, bu grubu yok etti ve Mısır'dan sürdüler. Milattan önce 1550'ye geldiğimizde ise Ahmosis denilen firavun vardı. İsmi hastalık adı gibi sanki değil mi? Neyse. Tüm bu fetihler ve fethedilmeler bittikten sonra Mısır sonunda coğrafi olarak izole olma durumundan yeni krallık grafiğini koyabilir miyiz arkadaşlar? Evet yeni krallığa geçti. Yeni krallık askeri genişlemesini sürdürdü ama daha çok imparatorluk gibi görünüyordu. Özellikle de altın ve köle bulma amacıyla güneye hareket edip bir toprak parçasını aldıklarında. Yeni krallık firavunlarından en yayılmacı olanı muhtemelen Hatshepsut'tu. 22 yıl boyunca Mısır'a hükümdar olan bu kadın genişlemeyi askeri güçte değil ticaretle sağladı. Yeni krallık firavunlarının çoğu askeri genişlemeye odaklanmıştı. Böylece Mısır geçen haftadan hatırlayacağınız Asurlularla, Perslilerle, Büyük İskenderle ve Romalılarla ihtilaflar yaşadı. Mısır izole edilmiş coğrafyalarla coğrafi konumuyla yetinmeseydi yani yetinseydi ve yeni topraklar fethetmeye çalışmasaydı çok daha iyi durumda olabilirdi. Ama Mısır'ın bütün arkadaşları bir köprüden atlamıştı. Mısır'da ne yapsın durur mu? Evet, yeni krallıkla ilgili son bir şey. Yeni krallığın çılgın firavunu Akhenaten Mısır için yeni bir tanrı yani Aten'i icat etmeye çalıştı. Akhenaten Antik Mısır'ın Kim Jong-il'iydi yani. Korkulan polis gücü ve kişiliğine hayran olma özellikleri vardı. Bir de delinin tekiydi. Her neyse, ölümünden sonra Akhenaten'in yerine karısı, sonra kızı ve sonra oğlu Tutankaten geçti. Tutankaten garip tanrı Aten'e sırtını çevirdi ve ismini Tutankamun yaptı. İşte Tutankamun'un yaklaşık 17 yaşında ölmeden önce yaptığı her şey bu kadar. Tutankamun'un ünlü olmasının sebebi aslında tüm firavunların mezarlarının eski zamanda yaşayan insanlar tarafından çalınması iken Tutankamun'un mezarının 20. yüzyılda yaşayan İngilizler tarafından çalınması oldu. Evet şimdi açık mektup zamanı. Kral Tutan Kamuna açık mektup. Ama önce gizli bölmeye bakalım. Aa burada ne varmış? Aa, kalem. Ay! Elektrikli kalemmiş. Gizli bölmeye koyulabilecek en korkunç hediyelerden biri. Evet sevgili kral tutan kamun. Firavunların hayatlarını düşündüğümüzde seninki pek de canlı bir hayat değildi biliyorum. Önce kardeşinle evlenmek zorunda kaldın. Umarım bundan sen de memnun değildin. Bunun yanı sıra yarık damağın ve büyük ihtimalle skolyozun vardı. Ayrıca yetişkin olamadan öldün ama dostum en şahane ölümden sonraki hayat senin. Bedenin 1922'de keşfedildiğinden beri eski çağlarda yaşamış insanlardan muhtemelen en ünlüsü sen oldun. Hakkında birçok kitap yazıldı. Akademisyenler hayatını sana adadı. Dostum senin hakkında o kadar takıntılı hale geldik ki vücudunun taraması yapmak için süslü püslü teknolojiler kullandık. Böylece muhtemelen enfeksiyon kapmış bir bacak veya sıtma yüzünden öldüğüne kanaat getirdik. Aynı zamanda sanatçıların ufuk açıcı eserlerine de ilan verdi. Mesela oğlumun bana zorla izlettiği Tutenstein filmi gibi çizgi film. Ardında bıraktığın eserler altı kıtaya gitti. Yani işin çok iyi dostum iyi dileklerimle. Kral Tutankamon bizi Mısır kültürüyle ilgili çok önemli bir şeye götürüyor. Tutankamon piramitlerle aynı zamanda yaşamıştı değil mi? Hayır. Hatırlarsanız piramitler M.Ö. 2500 civarında eski krallık zamanında inşa edilmiş. Tutankamun ise milattan önce 1322'de öldü. Yani 1200 yıl sonra. Bu da 5,5 Amerika'nın kurulmasına denk gelir. Fakat Mısır o kadar çok uzun süre aynı kaldı ki Mısır dediğinizde düşündüğümüz şeyler hep birbiriyle karışıyor. Antik Mısır Hristiyanlığın ortaya çıkmasından 1000 yıl, süper uzun ömürlü için medeniyetinden de 800 yıl uzun yaşadı. Yani Batı medeniyetlerinin var olmasından bile uzun süren tamamen farklı bir medeniyetten bahsediyoruz. Daha Batı doğmadan önce bu medeniyet sona ermişti. Önümüzdeki hafta Perslilere ve Yunanlılara bakacağız görüşürüz